Evet sevgili izleyiciler, küçük bir reklam arasının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu dakikalarda stüdyomuzda değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Yazar Nuran Taydaş Çal bizlerle birlikte. Dün imza günü vardı TÜYAP Kitap Fuarı'nda. Hem TÜYAP Kitap Fuarı'nı konuşacağız hem de hayatta mutluluk adına neler yapmalıyız? Bununla ilgili kişisel gelişimle ilgili yazmış olduğu bir kitabı var. Bunu ondan öğrenmiş olacağız. Acaba hayatımızda bir şeyleri hep erteliyor muyuz? Bu konuda hata mı ediyoruz? Bunların cevabını yazarımızdan öğreneceğiz. Evet, Nuran Taydaş Çal, hoş geldiniz efendim. Günaydın diyelim öncelikle. Günaydın, hoş bulduk. Sizi tekrar görmek güzel. Yaklaşık 3 yıl önce sanırım bir program yapmıştık. Evet. O zaman bir köşe yazarlığınız söz konusuydu. Aa, bu hayat ilk kitap o zaman, değil mi? İlk kitap, evet. Burada olmak da güzel. Hani insan kendini yuvasında gibi hissediyor. Davet ettiğinizde çok memnun oldum. Sizi görmekten dolayı da çok memnun oldum. İlk kitap, yazarlık yine devam ediyor. Köşe yazarlığı devam ediyor. Bir tık daha yükseltelim çıtayı dedik. Artık vakti geldi. Bu kitap çıksın dedik. Birikimleri bu kitapta toparladık. Tabii devamı da geliyor. Evet, sanırım ikinci kitabın da müjdesini verdiniz. Ama çok Evet. farklı konular olacakmış. Bu bir kişisel gelişim kitabı. Aa, bu hayat. Hayat pınarından damlalar demişsiniz. Nurhan Taydaş Çal. Efendim, her insanın zaman zaman söylediği bir söz vardır. Hangi işe el attıysam elime yüzüme bulaştı. Şu hayatta hiç mi başarılı olup mutluluğu yakalayamayacağım? Şimdi biraz rahatlayın deniyor. Bu kitapta huzur denizine açılacak. Yüreğinize bağlanan halatlardan kurtularak bedeninize bir dur diyeceksiniz. Ruhunuzu unuttuğunuz yerden geri çağırarak mutluluğa açılan kapıdan içeri gireceksiniz. Deniyor. Çok iddialı sözler. Peki mutluluk, biz öteliyor muyuz mutluluğu? Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Çünkü son dönemde çok yükselen bir trend oldu kişisel gelişim kitapları. İşte eskiden dualar vardı, yine dualar var. Yani insanlar huzur bulmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor ama toplumun geneline şöyle bir baktığımızda bir huzursuzluk, bir mutsuzluk, işte aile içinde bir takım geçimsizlikler, ana haber bültenlerinin içinde bile mutlu evliliğin tiyoları verilir hale geldik. Bu da Maalesef. ister istemez insanlar niye bu kadar mutsuz ya da niye bir mutluluk arayışı içerisinde sorusu geliyor aklımıza. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk başta konunun çıkış noktası gerçekten mutluluk ve hayattı. Neden böyle bir kitap çıktı? Etrafıma baktığımda insanlarda, gençlerde özellikle büyük bir karamsarlık var. Hayata karşı bir idealleri olmayan bir gençlik var şu anda birçoğu. Yani hepsinden tabii bunu bahsedemeyiz ama birçoğu böyle. Ve bu idealsizliklerin sonucunda oluşan bir mutsuzluk var. Çok fazla şey istiyorlar. İstediklerinin ne olduğunu tam kestiremiyorlar. Bu noktada bir sıkıntı vardı. Bunu gördüm. Artı bizim şükür dediğimiz olay, biraz önce de bahsettiğiniz dualar vardı. Bu da unutuldu. Hep kendimizden üstümüzdekileri görmeye başladık. Kendimizden altımızda olan insanların durumuna bakamadık. Bakamadığımız için de bulunduğumuz halimizi şükretme konumunu unuttuk. İşte esas buradan kaynaklanıyor mutsuzluğumuz. Tabii ki yani her şeyimizde tamam, çok şükür artık ben her şeyden elim ayağımı çekeyim olayı değil. Kendimize hedefler koyamadık. Hedefler doğrultusunda ilerleyemedik. Kendimizi geliştiremedik. Bunu da kadere bağladık. Evet, kader denen bir şey var. Elbette ki var. Ama öncelikle çalışacaksınız, uğraşacaksınız. Ondan sonra bir teslimiyet aşaması geliyor. Bu noktadan dolayı karamsarlıklar başlıyor. Hırs özellikle. Şimdi bir kitabımda bahsediyorum. Azim ile hırs çok farklı şeylerdir. Hırs insanın gözünü karartır. Birbiriyle Yanlışlar karıştırılıyor yaptırır. mu? Başarıyı elde etmek için hırs ve azim, Evet. bir takım karışıklıklar yaşanıyor mu insanlar Maalesef tarafından? karıştırılıyor. Çünkü azim insanların iş dünyalarıyla biraz önceden bahsettiğim gibi şükrederek, tevekkül ederek, kendisini geliştirerek, başka insanlara zarar vermeden, başka insanlara zararı dokunmadan kendini geliştirmesi ve o iş üzerinde ilerlemesi. Ama hırs işin içine girince öfke giriyor, hasetlik giriyor, kıskançlık giriyor, çekememezlik başlıyor.
etrafındaki, hani ben nasıl daha üste geçebilirim? Bu sefer hani tabiri caizse ayak kaydırma oyunları evet. dediğimiz olaylar peki başlıyor. Peki o ruhumuzun halatları bu duygular mı oluyor? Evet. Bunu sormak istiyorum. Yani bu hasetliktir, hırstır, işte ayak oyunlarına başvurmaktır. Ruhumuzu kalın halatlarla başlayan bu olumsuz duygular mı peki? Bu olumsuz duygular, çünkü bu duygular insanı yıpratıyor. İnsan ne kadar öfkelendikçe, hırslandıkça hatalar yapmaya başlıyor. Çünkü artık bir şeye odaklanmış. Ne oluyor? Sevgi azalıyor, merhamet azalıyor, işte aşk azalıyor, öfke yükseliyor, hoşgörü azalıyor. İnsanlara ön yargıyla bakmaya başlıyorlar. Hani güzel bir söz vardır. Tepelere çıkarken bastığınız insanlara dikkat edin. İnerken, bir gün inerken onlarla karşılaşacaksınız. Hiç kimsenin canını acıtmadan, kendi emeğiyle, kendi çabasıyla bir yerlere gelebiliyorsan ve bunu kalbinde, vicdanında hissedebiliyorsan, bu rahatlığı hissedebiliyorsan, işte esas huzur bu. Yani yüreklerin halatlarınızdan kurtarın dediğimiz nokta, ön yargılarınızı bırakın. Kini, öfkeyi, nefreti, kıskançlığı bırakın. İnanın, olumlu duygularla, sevgiyle baktığınız zaman size her şey sevgiyle yanıt veriyor. Çünkü hani bir enerji diyorlar, pozitif enerji. Evrene nasıl bir enerji yayarsanız öylesi geri döner. Bu enerji dua olabilir, insanlara karşı duyduğunuz sevgi, art niyetsiz sevgi olabilir. Hani ben sizi seviyorsam gerçekten içten seviyorum. Bunda bir yapmacık yok, bir art niyet yok, herhangi bir menfaat yok. Bu içten gelen bir sevgi. Zaten onu karşınızdaki insana verebildiğiniz zaman, hissettirebildiğiniz zaman o insan da aynı şekilde size geri dönecektir. Biz hayatlarımızı erteliyoruz. Hayatlarımızı yaşamayı, anı yaşamayı erteliyoruz. Bir koşuşturma içindeyiz. Ailemize vakit ayıramıyoruz mesela. O koşuşturma içinde çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Böyle her şeyimizi, en kıymetli varlıklarımızı arkaya atıyoruz. Eşimiz, sevdiğimiz, çocuklarımız, sevgilimiz, ailemiz, anne babamız, bunlar hep arkaya atılıyor. Sadece maddiyat insanların gözüne yanıyor. Ama dünyanın gidişatı bunu sanki insanlara sevk ediyor. Yani ne kadar çok para kazanıyorsanız o kadar başarılıymışsınız imajı çiziliyor. İşte devletlere bakıyorsunuz, hangi devlet daha iyiyse, G20'de yer alıyorsa, dünyanın ekonomisine yön veriyorsa onlar başarılıymış gibi. Sizin duygusal olmanız ya da efendim çok güzel işler yapmanız, eğer çok fazla bir maddi gücünüz yoksa yokmuş gibi hissediyor insanlar. Hı-hı. Ve böyle olunca da diğer tüm o önemli özellikleri öteleyip hep para kazanma ya da para hırsıyla dolu bir şekilde çalışmaya başlıyorlar. Ama tabii ülkemizde gelir adaletsizliği de çok fazla. Bu da insanları aslında bir çıkmaza sürüklüyor. Herkes böyle, özellikle genç nesilde bunu görüyorum. Kimse alt basamaktan başlamak istemiyor. Herkes sanki şirketlerin bir CEO kademesinden başlaması gerekirmiş gibi. Zaman zaman bizler de karşılaşıyoruz gençlerle. Ben ama onu yapmam, ben ama bunu yapmam şeklinde yaklaşımlar. Halbuki kişi kendini geliştirmek adına her şeyi tabii ki kendinden ödün vermeden her şeyi yaparsa, öğrenirse hem yaptığı işten daha emin oluyor hem de daha bir mutlu oluyor sanki yaptığı işten. Hep derler, yaptığınız işi seviyorsanız bu yansır, yaptığınız işe de yansır. Kesinlikle. Ama işte dünyadaki bu öğreti ne yazık ki bir takım para odaklı, işte kazanma odaklı düşünce tarzı herhalde gençlere daha cazip geliyor. Ben tabii belirli yaşın üstündekileri katmıyorum ama özellikle gençler geleceğimiz, onlarla bunu çok görüyoruz. Hemen böyle yüksek fiyatlardan işe girmek istiyorlar. Evet. Ben üniversite okudum, tamam okudun, emeğine sağlık ama ülkenin de bir geleceği, bir gerçeği var. Bu gerçeğin dışına çıkmak çok da mümkün değil. Yani bunları da aslında irdelemek gerekiyor galiba, değil mi? Kesinlikle öyle. Şu anda hani tabiri caizse iş beğenmeme durumu var. Evet, evet. Evet, 4 sene okuyorsunuz, hakkınız belli bir yere gelmek istiyorsunuz. Ama bir tecrübe denen bir olay var. Yani. İşin tecrübesi. Hani her şey çıraklıktan başlar. Bu ustalar, kalf usta
sanatkarlar bunu bilir. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi. İşin kötü tarafı ülkemizde çıraklık kavramı da çok fazla kalmadı. Bu 4+4 eğitim sisteminden dolayı geçtiğimiz günlerde bir gittiğim yerde artık çırak bulamıyoruz Yelda dediler. Bu eğitim sistemindeki değişiklikten dolayı eskiden ortaokulu bitiren bizim yanımıza gelirdi ya da ilkokulu bitiren işte onlara eğitim verirdik. Artık liseyi bitirmiş olan 11 yıl eğitim almış çocuğa ayak işlerini yaptıramıyoruz. Böyle de bir sıkıntı var demiştik. Galiba biraz özümüzden uzaklaşıyoruz. Özümüzden uzaklaşıyoruz. Bir de çok fazla gösteriş hastalığımız var. Ben bugün 10 yaşındaki bir çocuğun elinde son model telefon görüyorsam ben bu aileyi de irdelemek isterim. Doğru. Ya 10 yaşındaki bir çocuk şu anda son model bir telefona sahipse bu çocuğun üstündeki hayali ne olabilir? Çocuklarımızın hayalini öldürüyoruz. İşin başında çocukluktan başlıyor. Yani siz çocuğunuzu her şeye alırsanız, her istediğini yaparsanız, her şeyi fazlasıyla verirseniz o çocuğun hayali kalmaz, özlediği bir şey kalmaz. Bu şekilde yetişen bir gençlik mutlu olamaz ki. Artık elde edeceği bir şey yok ki. Elinde 10 yaşındayken son model bir telefona sahip olan bir çocuğun ben bu bir sonraki hayalini düşünemiyorum. Araba bir alacağım. Üst modeldir o telefon. Yani. Ben olsa olsa bu olabilir. Çünkü aileler ben yapamadım evladım yapsın. İşte ben okuyamadım çocuğum okusun. Ben alamadım, ben gezemedim, ben giyemedim tarzına yaklaştığı sürece bu doyumsuz çocuklar galiba ülkemizde de dünyada da artmaya devam edecek. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan biraz bahsedelim. Özellikle yazarların buluşması Evet. 20.si gerçekleşti İzmir'de. Göz açıp kapayana kadar 20 yıl geçmiş bile. Siz Kesinlikle. dün imza günündeydiniz. Nasıldı fuarın son günü? Çünkü siz cumartesi günü katılabildiniz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. İmza günü için geldiğinizden önce ben de programımıza konuk edelim istedim. Çünkü özlemiştik sizin sohbetinizi. Nasıldı son günde TÜYAP'taki atmosfer, yazarların buluşması, okurlar, gençler, çocuklar? Biraz da onlara değinelim. Çok güzeldi. Yoğun bir ilgi vardı kitap fuarında. Gerçekten yoğun bir ilgi vardı ve bu bizi de umutlandırıyor. Yani yazar olarak okumaya ihtiyacımız var. Kitap okunmayı oranı ne kadar yükseldikçe o ülkenin ufku genişler, Doğru. hayalleri genişler. Çocuklarınızı ne kadar kitap okuttukça o çocuğun hayal gücü genişler. Hayal gücü dünyası genişleyen bir çocuk ileriye gerçekten geleceğe güvenle bakar. Yapacaklarını belirler, aklındaki planlarını ortaya koyar. Dün de bunun yansıması vardı. Çoluk çocuk İzmir halkı kitap fuarındaydı. Hı-hı. Son günün olması sebebiyle hava de da güzeldi. Hava da çok güzeldi. Fuar alanı da çok güzel bir noktada. Evet, o yüzden talep yoğundu, ilgi büyüktü. Yazarların şimdi siz okuyucularınızda kitabınızda sesleniyorsunuz ama karşıdaki insan onun yazarını tanımak istiyor. Birebir görmek istiyor, birebir konuşmak istiyor. Hayalinde çok farklı bir insan canlandırıyor. Diyor ki acaba hayalimdeki kişi mi? Eğer hiç görmediyse başka bir yerde. Daha sıcak oluyor. Ben imza günlerini seviyorum. Daha sıcak oluyor. Kitaptan daha fazla o kişi kitabınızı okumuş, duygularınızı paylaşıyor, size sorular soruyor. Tabi diğer yazar arkadaşlarımızla da görüşme imkanımız oldu. Hepimiz bir şehirlerdeyiz. Kimimiz Denizli'de, kimimiz İstanbul'da, kimimiz Doğru. İzmir'de, Söke'de, Aydın'da hesabı. Değişik yerlerden gelen yazar arkadaşlarımız da var. Telefonla görüşmelerimizin dışında onlarla yüz yüze de görüştük. Geleceğe dair konuşmalar, planlar yaptık. Güzeldi, verimli geçti. Fikir alışverişlerinde bulunuldu. Kesinlikle. Peki şimdi biraz da ikinci kitabın eli kulağında dediniz. İkinci kitabın konusu çok farklı. Aşk aslında aşk hayatın vazgeçilmezlerinden mutluluk ve aşk sanıyorum ayrılmaz iki değer ama aşk varsa da mutluluk çok fazla olmuyor. İmkansız aşkların peşinde mi koşuyoruz? Çok farklı konular. Bir kişisel gelişim kitabından aşka geçiş nasıl oldu? Biraz da onu soralım. Aslında birbirine bağlantılı konular. Aşk, tabii ki şimdi ilk aşk dediğimiz zaman hemen iki kişinin kişisel aşklar ortaya çıkıyor. İkinci kitap kişisel aşklarla manevi aşkın birleşimiyle doğan o güzelliği anlatmaya çalışıyorum. Son aşamalarında işte. Eğer aşk olmadan hiçbir şey olmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim size. Yani İşinizi aşkla yapacaksınız. Eşinizi aşkla seveceksiniz. Çocuklarınızı aşkla büyüteceksiniz ki
O mutluluk size yansısın. Esas biz aşkı erteliyoruz. Aşkı erteledikçe böyle yarım kalbimizin yarısında bir karamsarlık oluyor. O karamsarlık yüzümüze çıkıyor. Düşünün, bir aşık olan bir insanın gözlerinin içi parlar, gözlerinin içi güler. Her şeye olumlu bakar, pozitif bakar. Çünkü ondan aldığı enerji vardır. Sevginin gücüdür bu işte. Yeni ayrılan bir insanı düşünün, artık hayattan arabesk takılmaya başlar, hayata küser. İşte biz bunu böyle birleştirdik, bir harman yaptım, biraz mesneviden, işte biraz kendi düşüncelerimden, etrafımdaki olaylardan. Öyle karışık bir şey oldu bakalım. Hı hı. İnşallah. Okulda buluşacak. İnşallah. Peki yazım sürecinde neler yaşıyorsunuz? Özel bir ortama ihtiyaç duyuyor musunuz? İşte bazı yazarlar kamp kuruyor. Diyelim ki olayın geçtiği noktada bir otele yerleşiyor. Ya da sessizlik arayan yazarlarımız var. Sizin böyle özel çalışma alanlarınız var mı Nurhan Hanım? Yok, benim öyle özel bir çalışma alanım yok. Gerçekten ben çok yoğun tempoda olan bir insanım. Ya sabah saatleri, erken saatler ya da akşam saatleri ancak bu yazmaya vakit hangisi ayırabiliyorum. Hangisi daha verimli oluyor? Günün sabah saatleri, değil mi? Evet. Dimağı açıkken, aynen. Herhalde günün yorgunluğu katılmadan. Tabii, çünkü akşam saatleri gerçekten günün, iş yerinin, olayın yorgunlukları hepsi birikiyor. Ve biraz da ailenizle vakit ayırmanız lazım. Eşiniz, çocuklarınız, o sıcaklığı da hissetmeniz lazım. Ailenize ayırdığınız vakit çok önemli. Yani bir saat bile ayırsanız, o bir saati verimli geçirebiliyorsanız gerçekten çok önemli. Sabah saatleri daha erken, böyle size ait oluyor. Bana ait oluyor. Sessiz bir ortam. Etrafta hiç şey yok. Sadece dışarıdaki kuşların sesleri. O kadar. Roman tarzı olmadığı için hani olay yeri falan olmuyor. Ama ön hazırlıklar oluyor. Yayın evleri çok önemli bu konuda. Bir kere bir yayın evi yazarın arkasında durmak zorunda. Eğer yazarın arkasında bir yayın evi durmuyorsa, o zaman orada süreç kopuyor. Çünkü kitabın basılması da yeterli değil artık herhalde, Tabii. değil mi? Doğru PR yapılması, Aynen. reklam tanıtımı, kitabın Tabii tanıtımı, tabii. çeşitli fuarlara katılınması, okurla yazarın buluşması hep herhalde yayın evine düşen görevler arasında. Peki Türkiye'de bu layıkıyla yapılabiliyor mu Nurhan Hanım? Birkaç yayın evi var. Gerçekten layıkıyla yapan birkaç yayın evi var. Burada yazar arkadaşlarımız da var. Dün onlarla da bir görüşme gerçekleştirdik. Yapan da var, yapmayan da var. Ama genel olarak konuşmak gerekirse, eğer genç arkadaşlarımız ya da bu yolda ilerleyen kişiler, bir kitap yazma sürecine girmek isteyen kişiler, öncelikle çok iyi okumak, iyi bir okuyucu olması gerekiyor. Eğer iyi bir okuyucuysanız, iyi bir gözlemci de oluyorsunuz. Etrafınıza farklı açıdan bakmaya başlıyorsunuz ki bu çok önemli kitap için. O yüzden öncelikle iyi bir okuyucu olsunlar, iyi bir gözlemci olsunlar. Yayın sürecinde de çok iyi araştırsınlar yayın evlerini. Yapacakları sözleşmelerde, şartlarda çok iyi konuşsunlar diyorum. Aslında bu da çok önemli bir noktaydı. Kesinlikle. Burada da değinmiş oldunuz. Evet. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Biz vedamızı edeceğiz ama güzel bir VTR'miz girecek ekranlara. Son olarak Sky Televizyonu izleyicilerine, İzmirlilere neler söylemek istersiniz? Aslında tüm Türkiye'ye diyelim. Hayat hiçbir zaman ertelenmeyecek kadar kısa. Planlarımızı düşünmeyin bu şekilde kısa, ama anı yaşamak güzeldir. Nasıl rotasız bir uçak yere çarpmaya mahkumsa bir süre sonra, insan hepimizin bir hedefi olması gerekiyor. Bu yüzden öncelikle hedeflerinizi belirleyin, ama ön yargılarınızı bırakarak, hoşgörüyle, sevgiyle bakarak ilerleyin hayata. Harikasınız. Tabii bunu yapabilmek çok kolay değil ama herhalde kendimizi geliştirerek bu noktaya gelebiliyoruz. Kesinlikle. Hiçbir şey hayat bahaneyi kabul etmiyor. Doğru, doğru. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Nurhan ediyorum. Nurhan Taydaşçal. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü birlikteliğimizin sonuna geliyoruz. Yazar Nurhan Taydaşçal'a çok teşekkür ediyoruz. Biz vedamızı edeceğiz ama TRT'nin başarılı spikerlerinden Gökmen Taşdemir'in, aynı zamanda ressam, kişisel resim sergisinin
Açılış gününde bir röportaj gerçekleştirmiştik efendim. Konak'ta Hisarönü'nde Çetin Emeş Sanat Galerisi'nde gerçekleşti bu resim sergisi. Yarına kadar açık. Çok güzel tablolar var. Rengarenk resimler var. İsteriz ki sizler de gidip görün. Sanatçıyla gerçekleştirmiş olduğumuz röportajı şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Yarın sabah aynı saatte Güne Merhaba Haber Kuşağı'nda görüşünceye dek mutlu, sağlıklı, güzel bir gün ve hafta sizlerin olsun. Hoşçakalın. Sevgili izleyiciler, ressam Çağatay Gökmen'in resim sergisindeyiz efendim. Kişisel resim sergisindeyiz. Öncelikle serginiz hayırlı olsun. Az önce açılış töreni de gerçekleşti. Burada birbirinden renkli ve güzel resimler görüyoruz efendim. Konsept nedir? Ben çok renk görüyorum. Özellikle kapılar var. Kapıların anlamı nedir diye başlayacağım. Kapılar aslında hayatımız kapılardan ibaret. Ben hep onu diyorum. Kapılar... neden tokmaklar vardır diye sorarsanız, çünkü evin kulaklarıdır. Sesini duyurmak için o tokmaklar vardır. İşte pencereler evin gözüdür derler. Kapılardaki felsefe şu: hayat bir kapı. Yani her zaman doğuyoruz ve yaşamımız boyunca o kapılar açılıyor bize. Doğum kapımız, ev kapımız, iş kapımız, aşk kapımız, sonunda bitmiyor yani. Hayat aslında bir değişim değil mi? Hep bir yerlerden geçiyoruz ve kapılar vesile oluyor. Bir sembol. Arayış içindeyiz. Tabii bu arayış felsefesiyle de doğru orantılı. Yani insanın yaşamı boyunca kendini araması o felsefesinin içinde bitmiyor ve devam eden bir devinim aslında. Ve yaşam boyunca devam eden bir arayış diyebiliriz aslında. Çağatay Bey, siz başarılı bir spikersiniz, stresli bir iş yapıyorsunuz. Resim sanatıyla ilgilenmek bu stresi bir nebze atmada faydası oluyor mu? Çünkü çok renk görüyorum burada. Sanıyorum bu kişiliğinizle de ilgili. Renkli bir kişi misiniz, öyle soralım. Herhalde bilinçaltında çok fazla renkler var ki bu kadar zengin renkler ortaya çıkmış. Ya aslında hep onu diyorum. Yani doğayı kendi özgünlüğünüzde bıraksanız, ona binalar yapmasanız, gelişi güzel o projeler kondurmasanız, belki doğa kendi içinde aslında bize bunları yansıtacak. Aslında ben o mesajı da bir yandan da resimlerimde vermeye çalışıyorum. O çok önemli bir şey dediniz. Renklilik şöyle, onu habercilikle isterseniz biraz bağlantısını yapayım. Yani stresli bir iş. İşte montajı yetiştireceksiniz, haberi yetiştireceksiniz, onun yazacaksınız, yayına yetişecek. Bunlar hep böyle anlık ve süreler. Resim dediğiniz gibi biraz bende aslında topraklama etkisi yapıyor. Daha dingin. Biraz daha o yoğunluktan uzaklaştırıyor beni. Bununla doğru orantılı aslında diye bir paralellik de diyebiliriz aslında, öyle diyeyim. Sergi hakkında neler söylemek istersiniz? Çetin Emeş Sanat Galerisi'ndeyiz, İzmir'deyiz. Ne kadar süreli gelebilir İzmirli sanatseverler? Sergi hakkında genel bir bilgi de alalım. Bu benim 13. kişisel sergim. Yurt dışında da birçok defa Paris'te, Bulgaristan'ın sanat şehri Plovdiv'de birçok defa sergi açtım. İtalya'da, Türkiye'de, daha doğrusu İzmir'de bu ikinci sergim ve 13. de kişisel sergim. Onu da hemen belirteyim. Öncelikle tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'na da buradan çok çok teşekkür etmek isterim. O da gelip açılışımızı onurlandırdılar bir şekilde. Buradaki benim sergimi açılışında bulundular. Kendisine de çok çok teşekkür ederim. Çünkü İzmir Büyükşehir'in bir galerisindeyiz, Çetin Emeş Sanat Galerisi. Bu da çok güzel bir mekan, tarihi bir mekan sanıyorum. Eski belediye binasıymış. Evet, çok eski bir belediye. Hatta daha da derinlere gidersek 200 yıllık bir binanın içindeyiz. Aslında bir nevi belki bu bina ne tür şeylere şahitlik etmiştir tarih boyunca. Tabii aynen öyle. Tabii burada bir dönem önceki belediye başkanı Priştina da bu binanın yapılmasında, onu da bir şekilde toprağı bol olsun bir kez daha analım istersen. Böyle sanat noktalarını buluşturup onları hem ressamıyla, sanatseverle buluşturup gerçekten çok önemli bir şey sanat adına. Sanatseverler adına çok önemli projeler diyebiliriz yani. Siz resminizi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin için aşk mıdır, yaşam stili midir, resim, sanat? Kendinizi, resminizi nasıl tanımlarsınız? Bir tanımlamaya sokabilir miyiz, ya da sanatı aslında tanımlamaya sokmak çok da doğru mudur? Bir sınırlama için almak doğru mudur? Şöyle söyleyelim, ben her şeyin başının sevgi olduğunu düşünüyorum. Eğer bir şeyi severseniz o işte varsınızdır. Mesela biz izleyicilerimizle de öyle. Mesela ben televizyonda haberleri sunar. Bana öğrencilerim şunu söylüyor: nasıl bu başarıyı? Bakın, bir kere öncelikle doğal olmak zorundayız. Karşımızdakine
kendimizi ifade ederken onu en güzel şekilde aktarmalıyız. Duygu diyoruz. Aslında duygunun bir karşılığı da sevgi. Onda sevgi olmazsa, aşk olmazsa gerçekleşmiyor. Ben resimle bunu bağdaştırırsam eğer, resimlerimdeki belki bu kadar rengin bir arada yaşanması bir kere tamamen kültürümüze doğru orantılı bir şey. Çünkü ben hep şöyle söyleyeyim, bizler çocukluğumuzda biraz daha şanslıydık galiba. Şu dönem içindeki çocuklar hep bilgisayarların başında. Biz, ne yazık ki. Bizler baktığımız zaman hep böyle dışarıda, işte annelerimiz bizi dışarılardan toplardı. Ama biz doğayla baş başaydık. Belki onların da gözlemleri olabilir. Yaşadıklarım, genel kültür, hepsi iç içe yani, öyle diyebiliriz. Peki efendim, biz sergiyi gezdik, çok beğendik. Tüm İzmirlileri de davet ediyoruz. Son olarak sizin Sky TV izleyicilerine verecek bir mesajınız var mı? Valla herkesi bekliyorum. Demin sormuştunuz, 28 Nisan'a kadar burası açık. Çetin Emet Sanatkarı, Hisarönü. Merkezi de bir yer. İnsanlar gelip geçebilirler. Bu renk cümbüşün içinde bir tur atarlarsa çok çok mutlu olurum, sevinirim. Adeta gökkuşağı gibi çünkü tablolar. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok mersi.